Merhaba arkadaşlar, bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan İsa Neden Öfkelendi adlı hikayemizi okuyacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz, halka öğretirken şunları söyledi. Evime bütün ulusların dua evi denecek diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Markos 11. bölüm 17. ayette yazılıdır. Arkadaşlar, bedenimiz Tanrı'nın tapınağıdır. Bunu biliyor muydunuz? O halde bir tapınağın kutsal olması gerektiği gibi bedenimiz de kutsal olmalıdır. Değil mi? İsa artık görevinin sonuna gelmişti ve kurtuluş planı tamamlanmak üzereydi. Bir eşek yavrusuna binip Yeruşalim'e girdi. Şehrin girişinde büyük bir kalabalık onu karşıladı. İnsanlar giysilerini ve çevredeki ağaçlardan kestikleri dalları yola serdiler. Çevredeki insanlar "Davut oğluna hozana, Davut oğluna hozana" diye bağırıyorlardı. Hozana kelimesi "şimdi kurtar" anlamına gelmektedir. İsrail halkı İsa'nın onları Roma zulmünden kurtaracağına inanıyordu. Bu yüzden daha gür bir şekilde İsa'yı selamlıyorlardı. İsa Yeruşalim'e varınca öğrencileriyle birlikte tapınağa gitti. Her tarafı gözden geçirdi. Orada yine göksel egemenliğin müjdesini duyurmak istiyordu. Fakat tapınağın avlusunda sığır, koyun, güvercin satanları ve para bozanları gördü. İsa çok öfkelendi. Burada Fısıh Bayramı'na katılan Yahudiler, kurbanlık hayvanları satıcıların ağıllarına kurduğu yerden kat kat daha pahalıya satın alıyorlardı. Roma parası putperest simgeleri taşıdığı için kirli sayılırdı. Bu yüzden bayram için gelen Yahudilerin yıllık tapınak vergisini vermek için bu parayı yerel parayla değiştirmeleri gerekiyordu. İsa gördüğü görüntülerden sonra tapınağın avlusunda alışveriş yapanları ve satıcıları dışarı kovmaya başladı. İpten bir kamçı yaparak hepsini koyunlarla ve sığırlarla birlikte tapınaktan kovdu. Para bozanların paralarını, masalarını ve güvercin satanların sehpalarını devirdi. Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi. Güvercin satanlara, "Bunları buradan kaldırın, babamın evini pazar yerine çevirmeyin," dedi. İsa doğru olanı yaptığı için kimse ona tepki göstermedi. İsa bu olayın ardından halka öğretiş verirken şunları söyledi. Evime bütün ulusların dua evi denecek diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. İsa, Yeşaya'nın ifadesini kullanarak tapınağın yalnız Yahudilerin değil, Tanrı'ya saygı duyan tüm ulusların dua evi olduğunu söyledi. Aslında tapınağı pazar yerine çeviren başkâhinler ve din bilginleriydi. Onlar kurbanlık hayvanlardan, satıcılardan ve yerel para bozanlardan komisyon alarak tapınağı bu hale getirmişlerdi. Fakat İsa'nın satıcıları tapınaktan kovduğunu görünce hatalarını kabul etmek bir yana, tersine bunu İsa'yı yok etmek için kullanmak istediler. Çünkü bütün halk İsa'nın öğretisine hayrandı ve ondan çekiniyorlardı. İsa tapınağı temizledikten sonra her gün orada Tanrı'nın sözünü öğretti. Halk onun öğretisine şaşıp kaldı. Çünkü o diğer din bilginleri gibi değildi.
O gün tapınağı böylesine temizleyen İsa Mesih, bugün de bizim tapınağımızı aynı şekilde temiz tutmamızı istiyor. Elçi Pavlus, kutsal kitapta tapınakla ilgili şöyle der: "Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz." Bu ayette anlatıldığı gibi, İsa'ya iman edip sonsuz yaşama sahip olan imanlıların bedeni Tanrı'nındır. İsa'ya iman ettiğimizde kutsal ruh yaşamımıza gelir ve bedenimizin sahibi olur. Tanrımızın ruhu içimizde yaşıyor. Dolayısıyla bedenimizin Tanrı'nın kutsal tapınağı olduğunu unutmamalıyız. Sevgili arkadaşlar, İsa'ya iman edenlerin yüreğinin de bedenin de Tanrı'nın tapınağı olduğunu unutmamalıyız. Dolayısıyla hem yüreğimizi hem de bedenimizi Tanrı'yı hoşnut etmek için kullanalım. Tanrı'nın tapınağı olan bedenimizi pazar yerine ve haydut inine çevirmemek için çok dikkatli olalım. Özellikle Pavlus'un şu sözüne dikkat edelim. Pavlus, günahkarların Tanrı'nın egemenliğini miras almayacağını söyledi. Yani ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklardır. Bu yüzden her zaman bedenimizin kutsal ruhun tapınağı olduğunu hatırlayarak yaşayalım ve onu Rab için kullanalım.